Merhaba arkadaşlar. Autodesk Maya 2015. Basit bir az önce bugün giriş yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bir tane ağza ihtiyacımız var. Mesh'ten tuzsuz smooth yapıyoruz efendim arkadaşlar. Özetleştirelim. Face moduna yarısını seçelim arkadaşlar. Hangi tarafı doğru yapmak istiyorsanız diğer yüzleri kaldıralım. Evet arkadaşlar, delete yapalım, silelim. Açımızı ayarlayalım. Arkadaşlar, Edge moduna gelelim. Edge modunda iki kez tıklayarak W tuşuna basalım. Extrude edelim arkadaşlar. Evet, extrude ettik. Şu iki taraftan yüzü çıkaracağız arkadaşlar. Tekrar face tuşuna sağ tıklayarak mouse'un face'e gidiyoruz. Yüz yapacağız arkadaşlar. Ağız kısmı sadece. Tekrar extrude edelim. W. Biraz şöyle. Burada basit bir normalde rotate etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hopla aşağı çekmenize gerek yok. Ben sadece hızlı bir şekilde size daha rahat anlamamız için basit bir ağız yapacağım. Biraz geniş çekelim arkadaşlar. Burayı. Biraz rotate bakalım. Evet. Bunun kısmı gibi biraz daha inceltebiliriz açıkçası. Şöyle. Bire basalım. Tekrar geri dönelim. Şimdi arkadaşlar burada bir ağız kısmına ihtiyacımız var. Rahat iş yapabilmek için. Öncelikle obje moduna gelelim. Şurada multi-cup var arkadaşlar. Multi-cup'ı seçiyoruz. Buradan tek tek ağız hizasını buraya farz edelim. Şöyle gelelim arkadaşlar. Enter'a basarsak bu şekilde VH atmış oluruz. Bir tane daha ortasından geçiriyoruz arkadaşlar. Damak yapabilmek için. Tekrar Enter yapıyoruz. Arkadaşlar Q tuşuna basın. Tekrar obje moduna geçip Face moduna gelin. Şu önde de iki tane Face'imiz var. Onları da sileceğiz. Şurada küçük iki tane Face var. Onları da seçin arkadaşlar. Shift tuşuna basılı tutarak delete'le siliyoruz arkadaşlar. Şu arkadaki Face'lere ihtiyacımız yok. Diğer tarafı rahat görebilmek için. Evet, fazla face almışız. Burayı silelim. Burayı da silelim. Bunları da silelim arkadaşlar. Şimdi bakın. Edge moduna gelerek şuraları seçiyoruz arkadaşlar. Evet. Zaten turuncuyla belli oluyor. Farklı yer seçmeyin. Burayı bir sefer ekstra dedim. Damak çıkaracağız arkadaşlar. Onu da şu şekilde görebilirsiniz. W tuşuna basın. Gördüğünüz damağımız hazır.
Biraz daha rahatlatabilmek için. Tekrar paste tuşuna geliyoruz arkadaşlar. Burayı ve burayı seçiyoruz. Bakın burada bir sefer extrude edip R tuşuyla biraz scan ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra tekrar extrude edip W ile aşağıya damağımızı hazırlıyoruz. Gördüğünüz damağımız hazır. Edge moduna gelebilirsiniz veya Vertex moduna. Ve şurada iki tane Vertex'i Shift'e basılı tutarak seçiyoruz. Böyle biraz bu şekilde yanaştırıyoruz arkadaşlar. Tekrar Face tuşuna gelelim arkadaşlar. Şimdi basit bir şurayı da seçelim. Bir diş yapacağız arkadaşlar. Şöyle seçelim. Buraya dişimizi yerleştireceğiz. Önce tekrardan bir tane küpümüzü aldık. Edge açacağız arkadaşlar. Edge'lerden seçtiğimizi gördünüz. Buraya bir sefer tıklamanız yeterli. Bir tane yandan, bir tane yukarıdan küpümüzü yaklaştıralım. Arkadaşlar Edge'leri attık. R tuşuna basalım. Maviden biraz böyle gevşetelim. Z tuşuyla geri alın arkadaşlar. Tekrar Edge yapalım. Bir tane buraya, bir tane buraya. Daha deminki şu kısma yanlış attım. R tuşuna basalım. Biraz buradan gevşetiyoruz. Tekrar iki kez buraya tıklayarak ve buradan gevşetiyoruz arkadaşlar. Biraz daha gevşetebiliriz. Evet. Arkadaşlar Face tuşuna gelelim. Dişleri yapacağız. Bu 4 tane Face seçip extrude ediyoruz arkadaşlar. W tuşuna basarak aşağıya doğru scan ediyoruz biraz. Tekrar rotate extrude ediyoruz. Tekrar scan ediyoruz arkadaşlar. Bir daha. Tekrar scan ediyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş dişimiz meydana çıkacak. Bir daha extrude ediyoruz arkadaşlar. Evet. Son bir kez daha arkadaşlar dişi çıkarmış olacağız. Burada tamamıyla diş kısmını ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar biraz yukarıya taşıyalım. Şimdi arkadaşlar bütün face'ini seçtik. Biraz daraltalım. Biraz daha küçültelim. Aynı işlemi diğer taraftan da yapalım. Sanırım dişimiz hazır. Dişlerimizi yerleştirebiliriz. Alt tarafa yerleştireceğimiz için rotate edelim arkadaşlar. Evet, hazır sanırım. Biraz yaklaşalım. 3'e bir sefer basalım. Evet, dişimiz hazır. Daha iyi olabilir. Tekrar bir tuşuyla önce seçiyorum. Biraz daha diş konumuna getiriyorum. Diğer taraftan biraz daha eşit yapabilmek için arkadaşlar biraz sivriltelim. Biraz daha buradan. Biraz daha. Tekrar bir 3 moduna basalım arkadaşlar. Evet, dişimiz hazır.
Arkadaşlar obje modunda taşıyalım dişimizi. Bakın burada bir kayma oluyor. Burada kaymada modifiye, yani center block yapabilirsiniz. Taşıyalım dişimizi. Veya bunu taşıyabiliriz. Evet. Dişimizi yalnız küçültmemiz lazım arkadaşlar. Biraz büyütelim. Biraz şimdi sinyetini biraz bıraktım. Biraz daha küçültelim arkadaşlar. Evet. Şimdi yerleştiriyorum. Biraz daha yardımcı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada birçok diş yapmanıza gerek yok. Şimdi biraz daha küçültelim. Biraz daha. Şimdi yerleştirelim. Çok ince detaya girmenize gerek yok. Herhangi bir resme bakarak da bunu yapabilirsiniz. Şimdi biraz sivriştirelim dişimizi. Arkadaşlar CTRL yaparak kopyalayabilirsiniz. Tekrar CTRL'de. Burada dişler bir hayvanda her zaman farklıdır. Eşit olarak gitmez. Bir yerde büyür, bir yerde küçülür. Bunu biraz ayarlayalım. Hata yaptığınızda Z tuşuna basarak geri gelebilirsiniz tekrar düzeltmek için. Bunu da biraz küçültelim. V tuşuna basarak scan ediyoruz arkadaşlar boyutları. Evet. Bunu çok az yapalım. Tekrarını tutturalım. Aynı şekilde bunu çok az. Aynı şekilde bunu arkadaşlar. Gördüğünüz dişlerimiz hazır. 3'e basalım arkadaşlar. Komple 3'e basalım. Şuradan da 3 tuşuna basabilirsiniz. Gördüğünüz dişlerimiz hazır. Evet. Çok korkunç olmasa da üst damağda yaptığınızda bayağı keskin dişlere sahip olacaktır. Biraz daha sonrasında bunu köpekte de yapabilirsiniz. Timsahta da biraz
Şurada da göz olduğunu düşünürseniz arkadaşlar. Bunlara göz olduğunu düşünürseniz. Gözümüzü de atalım içine. Yeni arkadaşlar. Yakınlaşalım. Biraz daha sikiyelim. Şimdi arkadaşlar bunu biraz rotate ediyoruz. Evet. Bizim için alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz bir canavara benzetebiliriz. Arkadaşlar daha kaliteli videolar izlemek için lütfen abone olun. Bizi takip edin. Derslerimiz daha ileriye seviyeye çıkacak. Aynı zamanda C# dersleri olarak da takip edebilirsiniz. Hatta gözü bu şekilde ayarlayabiliriz arkadaşlar. Teşekkür ederim.